Şimdi az önce bir sürü konudan tartıştınız, bir şeyler konuştunuz. Hani ben 19 yaşında bir gencim, Ömer Faruk adım. O kadar da hakim değilim açıkçası konuştuklarımıza. Şundan bahsedeceğim sadece. Şimdi ben üniversite okuyorum, İngilizce öğretmenliği okuyorum. Ve lise zamanımı, ortaokul zamanımı Mardin'in sahibinde geçirdim. Belki adını duymamışsınızdır. Yok, duydum. Niye duymayayım? Allah Allah. 14 Endek olayları, 16 vesaire. 2014'te, 2016'da, en son pandemide ve şu an deprem zamanında bütün bu dönemlerde iktidarda AK Parti vardı. Değil mi? Biliyoruz bunların hepsini. Evet. O olayların tamamına, bahsettiğim olayların tamamına canlı bir şekilde şahit olmuş bir insanım. Yani insanların ölümüne kadar şahit olmuş bir insanım, bir gencim. Siz diyorsunuz ki mevcut hükümetten memnunuz biz. Biz mevcut hükümeti destekliyoruz, değil mi? Çok basit bir şekilde soracağım sorumu. Biz destekliyoruz diyorsunuz. Eyvallah, ben buna saygı duyuyorum. Peki hocam, mevcut hükümeti destekliyorsanız ekonominin iyi olduğunu kabul ediyor musunuz? Öyle bir şey değil mi? Kabul ediyor musunuz? Ama onu destekleyenler bunu kabul ediyor. Edebilirler. Ben kabul etmek zorunda mıyım? Siz kabul ediyor musunuz peki? Ben size onu soruyorum. Yok. Etmiyorsunuz. Etmiyorum. Ekonomi iyi değil. Neden destekliyorsunuz peki? Şimdi bu adamlar bir şeyleri değiştirmeden devam ediyorlar. Bilmiyorum. Şimdi geçtiğimiz seçimde altılı bir masa vardı. Evet. Takip ettin mi bilmiyorum. Ettim. Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, evet, ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İkisi aslında mücadele ediyorlardı. Tamam. İki aday daha vardı. Ama siyasi realiteye baktığımız zaman zaten kazanacak durumda değillerdi. Evet. Siyasi kitleler tamamen bu iki aday üstünde yoğunlaşmıştı. Evet hocam, bunları biliyoruz. Ben kendim söylemeyeceğim. Ben zaten söyleyecek birçok şeyi bu konuyla alakalı söyledim. Tamam. Ama geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'nin üst düzey yöneticilerinden bir arkadaş, Altılı Masa'nın üyesi ve adayları Kemal Kılıçdaroğlu, tamam, İlki de dedi kazanmamış. Kazansaymış bizi çok berbat bir durum bekliyormuş dedi. Yine Fatih Altaylı seçim süreci boyunca her türlü desteği verdi. Sözüm ona aydın. İlber Ortaylı ile yatıp kalkıyor sürekli. Evet. Ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Dedi ki çapsız, cahil. Ulan bu dedi CIA, emekli CIA başkanını MIT'in başına koyar. Ne yaptın diye sen sorsak haberim yoktu der. Bu adam devlet mevlet yönetemez. Evet, evet. Diyen o. Tamam. Seçim süreci boyunca demokrat dede herkes. O gelecek, özgürlükler gelecek. Hangi özgürlükler o da belli değil, onu da söyleyeyim. Ondan sonra seçim geçti. Kemal Bey artık koltuktan in de hep kaybediyorsun değil mi? Yok. Oldu diktatör dedi. Biz ne de mücadelesini verdik biliyor musun? Bizim verdiğimiz mücadele şuydu. Ekonomiyle alakalı bana bir şey sorulduğu zaman, evet, burada da sorulduğunda, başka bir yerde de sorulduğunda muazzam bir beklentiniz olmasın dedim. Ben niye oy veriyorum, ben niye destekliyorum? Bunu soracak olursan, bu ülkenin yapması gereken, bugüne kadar hep sekteye uğramış işler var. Şu anda belli bir kısmı yapılmış. Mesela Hisar, o bitti artık kullanımda. Orta menzil. Hürkuş bitti. Motor çalışması yapılıyor. Diğer tarafta o son yapılan cihazın ismini hatırlamıyorum. 5. nesil savaş uçağı. Tamam. Bu projeler bitsin 2028'e kadar. Tamam. Benim oy verme maksadım Karadeniz'deki, Akdeniz'deki çıkarlarım korunsun. Savunma sanayi projeleri sekteye uğramasın. Peki ben bir şey soracağım size. Buyurun lütfen. Sizin bu projelerinizin tamamında çalışanlar mimarlar, mühendisler değil mi? Değil mi? Bunlar çalışıyor. Genç, yeni yetişen mimarlar, mühendisler. Evet. Siz bu kadar uzunca bir süre pandemiydi, depremdi vesaire, bu okulları kapalı tutarak gelecek o mimar mühendislerin tamamının önünü kestiniz. Online eğitim. Beyefendi bölümün ne? İngilizce öğretmen. İngilizce. Benim bölümüm ne biliyor musun? Ne? Benim bölümümde sanayi politikaları. Şu kadarını söyleyeceğim. Yani ben şu edebiyattan ben aşırı derecede nefret ediyorum. İşte okul gidemediğim zaman ben şöyle oldum, ben böyle oldum. Belli ders, belli bölüm. Tıp fakültesi. Okey. Bu adamların daimi pratiğe ihtiyacı var. Ama dil. Bak dilde de pratik ama online'da da mümkündür bu. Şartlar, mücbir bir sebep varsa. Ama misal. Benim alanım sanayi politikaları. Bu senin okumanla alakalıdır. Açarsın, literatür taraması yaparsın, sürekli okursun. Dünya gündemini, dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edersin. Bir tane hocanın yanına gidersin, kafasını sallarsın, çıkarsın. Okey'e gideyim. Akşam İşte sabah vize varmış. Sabaha kadar çalışayım, vizeye gireyim. Akşam bir daha okey'e gideyim de mezun olursan
Geçtiğin zaman kalır, biter o iş. Olmaz. Peki ben size bir şey soracağım. Sağlık dediğimiz bölüm bak pratiğe dahildir. Tamam. Ki o pandemi dediğimiz süreçte bu oldu. Tamam. Ama deprem, bak bunu söyleyenler oldu. Bunu söyleyenler, yani seni tenzih ediyorum. Hani etkisinde kaldığını söyleyerek, düşünerek söylüyorum. Pandemi olmuş, çocuklarımızın eğitiminden ödün mü vereceğiz? Ulan gerizekalı insanlar ölüyor. Deprem olmuş. Deprem olmuş. Değil. Değil, değil. Değil abicim, değil. Nasıl değil ya? O dönem ben değil. Okulu bırakmak zorunda kaldım. Hepimiz. 4 aylık derslerim vardı. Okul birincisi. Hangi hususa? Hangi hususa? Ben başka bir şeyden bahsediyorum. İnsanlar ölüyor. Ölüyor. Bunun daha yumuşak nasıl bir anlatımı var? Deprem olmuş, arkadaş şunu söylüyor. Diyor ki bizim yurtlarımıza diyor depremzedeleri koyacaklar, koymasınlar. Bazı arkadaşlar. Hocam buyurun lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Neden koymasınlar dediklerini soruyor musunuz? Sorayım, ben burada ben kendi nedenimi tamam. söyleyeyim. Neden koymasınlar? Şimdi bu ülkenin, bakın burada etrafta sadece 30-40 tane belki otel vardır bizim sayabileceğimiz, değil mi? Bu kadar nezih kültürlü insanlarız, bu kadar saygı, yardım ediyoruz, yardım tırı gönderiyoruz, evet. şeyler yapıyoruz. Bu kadar insanı, bir aslında baktığımızda çok fazla bir insan değil, hani fazla bir insan. Fazla bayağı bir fazla insan, bir insan. Fazla bir insan. Siz şimdi ölenlerin sayısı doğru düzgün verilmediği için şey yaparsınız. Fazla bir insan. O nasıl ama... bir mantık? Ölenlerin sayısı doğru düzgün. Hocam, hala kayıp evet. olan kişiler var, cesedi bulunmamış. Yani bundan nasıl bir beklenti? Pandemide de meczup bir beyin vardı. Sayıları yanlış söylüyorlar. Ya bir süreç işliyor, bir süreç işliyor. Yani devlet o sırada 10 bin kişi ölmüş ama sana 2 bin demişse. Ya bu devlet bunu demiş de toplumsal bir gerilim, şu bu olmasın diye demiş olabilir. Yani 10 bin olduğu zaman eve gidip aşı mı bulacaksın? Tamam, yok, tamam. Sus da devlet bunu böyle demiş. Ben bunu, tamam, diyelim. Ben bu neyse, sahiptim bir neyse. Bu insanların tamamını en son seçenek olarak yurtları düşünmektense neden ilk seçenekte yurtlara götürdüler? Beyefendi, Antalya'da ya 30 bin ya 50 bin. Şimdi arkadaş da cahil konuşuyor öyle. 50 bin veya 30 bin. Otel kapasitesi doğrudan ayırtıldı. Ve oradan insanlar otellere gittiler. Bu ülkede sadece, evet. bu ülkede sadece Antalya mı ama var? Ama dinlemiyorsun. Peki? Dinliyorum da dinlemiyorsun. Bu ülkede sadece Antalya mı var? E dinlersen bak süreci tamam. adım adım gittiğimizde anlayacaksın. Tamam. Ondan sonra bölgedeki üniversiteler başta olmak üzere pek çok yerdeki üniversitelere de insanlar dağıtıldı. Başka yerlere mesela Tekirdağ'da, Tekirdağ Belediyesi'nin seçimden sonra otelden kovduğu depremzedeler de var. Hani diyorsun ya yardım, misal yardım, oy vermediniz defolup gidebilirsiniz muamelesi çekti. Ama arkadaşlarımız hesap yaparken devletin mali yük, tamam mı? Mali yük ve o an imkanları sağlayabilme arasında bir orantı kurmaya çalıştığını hesaba katması lazım. Tamam. Çünkü en azından bak. Tabii. En azından bak şöyle düşün hadiseyi. Yani ben şuna çok kızıyorum. İnsanlar oturup evlerinde birçok konuyla alakalı mesela az önce konuşuldu burada. FETÖ'yü araştırma komisyonu kurulsun önerisi verildi ama reddedildi. Darbe araştırma komisyonu var çünkü. Zaten o iş icra ediyor. Ama birisi suyu bulandırıyor. Arkadaşların hiçbiri de ya bu meclis hani hukuki yapısı nedir? Nasıl işliyor diye bakmadığı için ben yalanı atayım. Gittiği kadar gitsin. Nefret yayılsın. Buradaki mevzu da bunun aynısı. Devlet. Başka bir yer daha var onu da söyleyelim mesela. Askeri kışlalar. Askeri tehlis edersin. Depremzedeleri oraya koyarsın. Ondan sonra da bir gece işgal edilirsin. Yok, buna misal. Bak devlet orada onu söylüyor. Bizim geçen sene turizmden elde ettiğimiz gelir ya 30 ya da 50 milyar dolar. Ya hocam deprem Şubat'ta oldu Şubat'ta. Evet. Şubat'ta neyin turizminden bahsediyorum? O insanlar şu ana kadar daha yeni çıkarıldılar. Temmuz, Ağustos gibi şeylerden, yurtlardan çıkarma işlemleri yapıldı. Evet, hala çıkarılmamış. Hala çıkarılmamış. Bak hala çıkarılmamışlar da vardır. Doğaldır. Olması tamam. da lazım. Ben bunu destekliyorum yine. Çünkü bu insanlar çok ciddi bir mağduriyetin içinden geldiler. Bir uyum süreci. Biz burada ne yapacağız? Toplumsal dayanışmayı en uç noktada tutacağız. Birbirimizi tutabildiğimiz kadar tutacağız. Ama devlete dönüp, devlet baksana bir, otelleri tut da bunların hepsini otele koy, depremzedelerimizi. Ha parasını da ver, tamam okey versin. Devlet de o zaman şunu diyecek, karka ya şu vergi vardı ya onu birazcık daha bir şey yapalım. Dediği zaman da kimse şunu demeyecek. Çünkü karşındaki deprem... Şimdiye kadar aldıkları vergiler deprem vergisi. Nerede? Şimdiye kadar deprem vergisi. Evet deprem vergisinden bahsediyorum. Özel iletişim vergisi.
Bir saniye. Özel iletişim vergisi. Deprem zamanına kadar 88 milyar lira para toplandı. Özel iletişim vergisi. Tamam. Depremin ilk anında bölgeye aktarılan para 100 milyar TL. Ya hocam. Bak ne diyorum. Tamam. Ondan önce İzmir'de deprem oldu, Van'da deprem oldu, Elazığ'da pek çok ilde deprem oldu. Yani afetlerin birçoğunda, yani bunların hepsinde kamu kendi bütçesinden bir harç ayırdı ve bir şeyler yaptı. İmkan sağladı, sundu. Şimdi yani şunu bak ne güzel. Deprem zamanında bunu çok görmüşsündür. Vergilerimiz nerede? Deprem vergisi nerede? Rakamı söylüyorum. 88 milyar TL, 100 milyarı ilk gece Tayyip Erdoğan çıkardı zaten. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden bölgeye 100 milyar valiliklere dağıtıldı hemen kullanılması için. Peki şimdi hocam bu konuya normalde girmeyecektim. Bu konuya normalde girmek istemiyorum. Yani doğru yönetildi, yanlış yönetildi. Buralarda birçok şeyi tartışırız. Gözden kaçırmamamız gereken şu da var. Deprem olmuş. Sen bir ilim valisisin. Adıyaman valisini biliyor musun? Güldü diye bir mevzu çıkmıştı. Hatırladınız mı? Adam biraz olan olaydan sonra o gün kayış biraz anladın mı? Sıyırmış. Sen şöyle düşün. Birçok insanı tanıyorsun. Hayırlı akşamlar. Birçok insan tanıyorsun. Bunlar ölüyor. İşte asker nerede? Polis nerede? Bilmem neyin tartışmasını yapıyorlar. Adam çoluğu çocuğu ölmüş bir tarafta. Veya kendisi ölmüş. Belediyenin bununla alakalı imkanları var. Mesela bu arama kurtarmayı yapan. AFAD. Bölgede AFAD yok mu? Var. Yok. Var da. Hocam. Var. Bak, var. Bu ülkede totalde. Kullanımı. Bak hocam, arkadaş niye yok? Çünkü oradaki AFAD sorumluları ya kendileri vefat etmiş ya anneleri babaları vefat etmiş. Ben orada bir sağlıkçıydım. Görev aldık. İki kardeşimle birlikte görev aldım orada. Ama kullanım diye bir şey yoktu. Oraya gelen yardım hiçbir şekilde aksedilmiyordu halka. Ben şahit oldum. Yine aynı şekilde. Senin alıp dağıttığın oldu mu? Evet. Bizzat kendim de yaptım. Urfa'dan deprem bölgesinden toplayıp diğer deprem bölgesine götürdüğüm de oldu. Bu örneklerin çoğunu ben de duydum, dinledim. Evet. Koordinasyon. Hataylıyım. Kesinlikle koordinasyon sorunları var. Hataylıyım. Bunlar konuşulur. Hataylıyım. İlk indiğim yer Malatya. İlk destek. Sağlıkçıyım aynı zamanda. İlk indiğim yer Malatya. Malatya'ya gidip destek verebiliyorum. Malatya'daki AFAD görevlisine biz buradaki sağlıksa gerekli olan önlemleri aldık dediğimizde, çocuklara pansuman yaptığımızda, çocuklara ilaçları verdiğimizde, oradaki görevimizin bittiğini söylediğimizde ve yardıma ihtiyaç olan diğer illere gitmemiz gerektiğini söylediğimizde AFAD Genel Müdürü bana dönüp diyorsa kendi imkanına gideceksin kardeşim. Ama benim iznim var elimde. Okulumun devletten aldığı iznim var. 40 kişiyiz, ekibimiz var. 40 kişiyi bana bir otobüs bağlaması gerekiyor. Çünkü Hatay'da havaalanı yok. Hatay'a iniş sağlayamıyoruz. Hatay'a Malatya'ya iniyoruz. Efendim? Ben Hatay'a gittim ikinci gün. Ben Hataylıyım. Ben Hatay'a gittim Antakya'dan. Ben üçüncü buradan tır kaldırdım. Buraya. Yardımda kendim... Nasıl gittim? Hatta üniversite var o girişte sağda. Antakya'ya doğru gittim. Evet, Mustafa Kemal Üniversitesi. Mustafa Kemal Üniversitesi'nin bahçesinde neydi o? Cemre diye bir grup. Kameranın haricinde bir görüşelim. Tamam. Gelen tırları burada toplayıp dağıtıyorlardı. Evet. Hem köylere hem farklı noktalara. Hatta havaalanına yakın bir köy var. Biz özel sektörden bahsediyoruz. Biz şahıslar. Hayır. Başıma gelen olayı söylüyorum. Havaalanına gelen yol var ya. Evet. Rica etsin. Resim çekme şansınız. Tamam. Böyle bir dere gibi bir yerin oradan üst geçitten geçiyorsun hemen bir köy var orada. Geliş yolu yakın. Köyün içine girdiğinde muhtemelen.